Evet arkadaşlar, Tire Özsan'dayız. Yanımda da İhsan Özalp kardeşim var. Bu yem makineleri ile ilgili en detaylı bilgiye sahip olan kardeşim. Ona geçmeden önce şunu söylüyorum. Yem karma makinelerinde herhangi bir teknolojik anlamda donanım yok aslına bakarsanız. Ancak yem karma makinesi bizim için hayvanın önüne koyduğumuz TMR'ın son porsiyonunu hazırlayan en önemli araçlardan biri olduğu için ve bunu da en güzel anlamda Tire Özsan yaptığı için İhsan kardeşimi yanıma çağırdım. Şimdi burada İhsan kardeşim seçim yaparken, bir yem karma makinesini seçim yaparken nelere dikkat edebileceğiz? Hatalar nelerdir? Bunları anlatacak. Söz sende güzel kardeşim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda önünde bulunduğumuz dikey yem karmamız. Bizim yatay ve dikey olmak üzere iki çeşit yem karma modelimiz var. Aynı zamanda yatayda da tek elezon ve çift elezon olmak üzere yine ikiye ayrılan modellerimiz bulunuyor. Onun dışında yem karmada alınırken dikkat edilmesi gereken teknik özelliklerde şanzımanın kalitesi. Yani biz İtalyan şanzıman kullanıyoruz. Onun dışında kantar, yine İtalyan malı kantar şeyimiz, kullandığımız kantar modeli. Saç kalınlığı gibi, işte bıçakların şeysi, kalitesi, bu gibi bıçakları ne zamandan ne zamana değiştirebiliriz ya da biletmeyle oluyor mu acaba? Yani tam olarak şey, bir ömrü yok. Yani biz atıyorum arabadaki gibi 2 senede bir bakım şeklinde bir durum yok. Ömrü gittiği kadar bıçaklar artık şey olmaya başladığı zaman, daha az kesmeye başladığı zaman. Otun kalınlığına göre bıçakların keskinliği de o evet, kadar. Evet, yani herkesin kullanımı da farklı olduğu için sabit bir şeyimiz yok. Süremiz yok. Peki İhsan, şimdi bize de geliyor bu soru. İşte benim diyor 20 hayvanım var, 30 hayvanım var. Kaç metreküplük makine almam lazım gibisinden. Şimdi 1 metreküplük bir küçükten başlamak istiyorum. Çünkü evet, hani biz herkese bir yem karma makinen olsun diyoruz. Yani 5 hayvanı olan adama da diyoruz, 10 hayvanı olan adama da yem karmasını kesinlikle öneriyoruz. Çünkü yem karması önemli, çok önemli bir mekanizasyon. 1 metreküplük bir yem karma makinesi kaç hayvana göre gidiyor? 1 metreküp yaklaşık 10 tane hayvana kadar. Ortalama 10 hayvana evet göre gidebilir. Yani buradan çıktığımızda atıyorum şunu diyebilir miyiz? 8 metreküplük bir yem karma makinesi 80 ile 90 hayvan arası bir besleme yapabilir. Evet, ortalama tek, olarak tek de diyoruz bunu. Evet, yani evet. Yapabilir diyoruz, değil mi? Peki şimdi Tire Özsan'da görüyorum yani devasa, yani 30 metreküplük yem karma makineleriniz de var. Kesen, silajı kesip direkt yem karma makinesine evet, atan yürür. Şeyleriniz de var. Biraz bu teknolojiden bahsedebilir miyiz? Sabit kendi yürür yem karmamız, İtalyan üretimi, Italmix. Onun distribütörlüğünü aldık. İlk defa da bu fuarda müşterilerimize sergilemeye başladık. Kendi yürür yem karmamızın birçok kolaylığı var aslında müşteri açısından kullanımında. Traktöre ihtiyacı yok. Onun dışında kepçe ihtiyacı da yok. Öndeki kesicileri sayesinde hem yemi kendisi alıyor, hem karıyor, hem de kendisi ilerleyerek dökebiliyor. O açıdan büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani ilerlemesi nasıl? Bir traktör hızı kadar ilerleyebiliyor mu yoksa? Tabii ilerleyebiliyor. Traktör gibi aynı işlevi görüyor zaten. Rahat. Yani şey traktör, yapalım, kepçe ve yem karmanın aynı makinede buluşmuş hali. Peki izleyicilerimize bir yem karma makinesi almak istediklerinde ne gibi özelliklerin olmasını bizim önerimiz daha çok kantar. Yani kantar, çünkü şey açısından hayvanın rasyon programlarında yiyeceği yemin kalitesini miktarını yani sonuç olarak hayvanların yediği yemde verimini arttırması için güzel bir rasyon programı olması gerekiyor. O yüzden biz kantarı çok önemsiyoruz, tavsiye ediyoruz. Bıçaklar, şimdi bir de şöyle bir şey var. İlk başta dedin ya, bir horizontal yem karma makinemiz var. Bir de vertikal, yani evet, bir yatay bir dikey yem karma makinemiz. Şimdi biz beslemeci olarak genellikle dikey yem karma makinelerini tercih ediyoruz. Özellikle süt hayvancılığında, ama maalesef ülkemizde yaygın olarak yatay kullanılmakta. Şimdi yataydaki bıçaklandırma sistemi çift taraflı mı oluyor sizde de? Yoksa bu tek bıçak üzerinden mi
ön tarafta iki küçük bıçakla, ortada tek büyük bıçakla mı yapıyorsunuz bu sistemi? Çift taraflı ve tek taraflı olmak üzere ikiye ayrıldığını söylemiştim az önce. Hı-hı. Tek taraf tek elezonlu olduğu zaman iki tane yukarıda küçük elezon oluyor. Bir de ortada dediğiniz gibi tek bir elezon oluyor. O küçük elezonlar ne işe yarıyor? O küçük elezonlar yemin tek elezonlu olduğu için karımını yukarıdan destekliyor. Yani içe doğru, içe doğru aktarımını yapıyor. Sağlıyor. Evet. Anladım. Çok teşekkür ediyorum İhsan kardeşim. Ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar yem karma makinesi önemli dedik. Kardeşim de sağ olsun çok güzel bir anlatımda bulundu. Dikkat ederken lütfen bıçaklar, kantar çok önemli. Yani şöyle biraz daha detaylandırabilirim. Biz yapmış olduğumuz rasyonlarda size gramajlı ürünler verebiliyoruz. Kantarı olmayan bir işletmede bırakın silajın şeyini, yani vitaminin bile gramajını ayarlayabiliyorsunuz kantarlı da. Ama kantarlı olmadığında bunu göz kararı veriyorsunuz ve istenilen, ne kadar da kaliteli bir makine olsa da istenilen karışımı elde edemediğiniz noktada süt verimini alamıyorsunuz. Onun için aslında çok önemli bir makine diyebilirim şimdiye kadar gösterdiklerimizden. Programımızı burada sonlandıracağız. Ama şunu belirtmek istiyorum. Niçin fuarda böyle bir çekim yapıp işte mekanizasyon konularını konuştuk dersek, fuar çok önemli arkadaşlar. Teknoloji çok önemli. Herkesin aslında fuarlara katılıp bu teknolojilerden yararlanmasını isterim. Neden? Küçücük bir makine gibi gözükse de, yani bir yem karma makinesi desek de, es geçsek de, iç dizayn, tiyamarı oluşturan kısım çok önemli. Bakım konusunda işte tırnak bakımı ya işte 6 ayda bir yapıyoruz desek de, o 6 ayda bir yapılan tırnak sizin yaklaşık olarak %15 civarındaki süt kaybınıza ya da süt kazancınıza sağlıyor ya da engel oluyor. Onun için bu tür şeyler önemli. Mesela ilk başta laktovaş yıkama sistemlerine baktık. Onda bile sağım sisteminin meme başlığında iç kısımlarında kalan tozlar, mikroplar bile sizin süt proteininizi, sütteki bakterinize kadar etki edebiliyor. Onun için bunların aslında daha detaylı bir şekilde anlatmak isterdim ama vaktimiz kısıtlı olduğu için bu kadar yardımcı olabildim. İnşallah diğer programlarda işletmelere gittiğimizde bu sistemlerin hepsini birebir göstererekten anlatacağız. Şimdilik programın sonuna geldik. Esenle kalın.